Abi şimdi yabancı ve yerli yatırımcı açısından değerlendirmeye çalışıyoruz Türkiye'yi. Şimdi demir çelik sektöründen Veysel Yayan Bey konuğumuz ve Yavuz Eroğlu plastik sektöründen konuğumuz Pagay Başkanı. Bu yerli yabancı yatırımcılara sağlanan vergi teşviklerini ben size sormak istiyorum. Bir de bu tarafına bakalım. Buyurun. Leyla Hanım, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Katılımcılarımıza da selamlarımı iletiyorum. Selamlarımı ve saygılarımı. Bir kere hemen demir çelik sektöründen başlayayım. Evet, Avrupa Birliği müktesebatı dolayısıyla Türkiye birçok demir ürününe teşvik veremiyor. Bizim 2012 yılında yayınlanan bir kararnamemiz var. 2012 Taksim 3005 sayılı kararname. Bu kararname bizim yatırım teşvik sistemimizin merkezindeki kararnamedir. Ona göre biz birçok demir çelik ürününe teşvik veremiyoruz Avrupa Birliği müktesebatı dolayısıyla. Bunu aşabilmemiz de çok zor çünkü teşvik verdiğiniz anda da özellikle ticarete engelleyici bazı bariyerlerle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Ancak ben katılımcılara katılıyorum. Türkiye buna bir yol bulup bir şekilde desteklemesi lazım. KOBİ ölçeğindeki demir çelik yatırımlarını destekleyebiliyor Türkiye. Ancak KOBİ ölçeğinin üzerine çıktığınız anda bir problem oluyor. Teşvikler konusuna gelince Zeliha Hanım, temel problemimiz şu. Türkiye'de ciddi bir teşvik karmaşası var. Yani birçok teşvikimiz var. Hükümetimiz, devletimiz birçok teşvik veriyor. Hatta isterseniz birazcık sayayım. Biraz önce bahsettiğim kararnamemiz var. Ana yatırım teşvik kararnamemiz. Onun arkasından teknoloji odaklı sanayi hamlemiz var. Onun dışında proje bazlı teşvik sistemi ki kamuoyunda süper teşvikler diye adlandırılan bir teşvik modelimiz var. ARGE merkezi ve teknoparklara sağladığımız teşvikler var. Bunun dışında ihracat desteklerimiz var. Turkuaz'ı programımız var. Yurt dışına markalaşmaya yönelik olarak. Dolayısıyla saymakla bitmez bir teşvik denizinin içerisinde aslında yatırımcı. Dolayısıyla teşvikleri anlayıp onları uygulayabilmekte zorlaşıyor. Umarım ki önümüzdeki dönemde bunları daha yek vücut bir halde görebileceğimiz bir model olsun. Vergisel teşviklere gelince Zeliha Hanım, bizim teşviklerimizin çok büyük bölümü, biraz önce saydıklarım dahil, ARGE ve teknoparklar dahil, genellikle şirketlerin kurumlar vergisi matrahını ilgilendiren teşvikler. Oysa ki siz eğer uluslararası yatırımcı çekmek istiyorsanız, uluslararası yatırımcılar bizim EBITDA dediğimiz veya Türkçesiyle söyleyelim, vergi ve faiz öncesi karı etkileyen teşviklere bakıyorlar Zeliha Hanım. Yani şirket performansları ölçülürken vergi ve faiz öncesi kar dikkate alınıyor. Şirketle ilgili de hatırlarsanız şirket değerleri belirlenirken de bir EBITDA çarpanından bahsedilir. Dolayısıyla uluslararası yatırımcı için vergiye ilişkin verdiğimiz teşvikler, yani kurumlar vergisi teşviği gibi teşvikler çok da cazip olmuyor. Özellikle operasyonel maliyetlere yönelik teşvikler. Bunlar nelerdir? Mesela enerji desteği, personele sağlanan istihdam destekleri, SGK prim desteği gibi, evet. Gelir vergisi stopaj desteği gibi destekler. Dolayısıyla özellikle uluslararası yatırımcı çekmek istiyorsa Türkiye, teşvik programlarını da bir şekilde aslında operasyonel maliyetlere yönelik faiz desteği gibi, enerji desteği gibi, personel desteği gibi desteklere yönlendirmesi gerekir diye düşünüyorum. İlk etapta bunu söyleyeyim. Peki plastik sektörü için var mı bu noktada vergiyle veya teşvikle ilgili ekstra bir şey? Plastik sektörü bizim açımızdan şöyle özellikle bir sektör. Zeliha Hanım onu söyleyebiliriz. Plastik deyince çok geniş bir gamdan bahsediyoruz. Maalesef bizim mevzuatımız bunu ayrımlaştırmamız çok zor. Yani leğen üretenle bir astım ilacında kullanılan plastiğe ilişkin üretim yapan yatırımcımızı ayırabilmemiz çok zor. Ancak özellikle eğer ihtisas OSB'si oluşturuluyorsa, bazı yerlerde var mesela ihtisas OSB'si, orada devletin iyi teşvikleri var. Ancak benim plastik sektörüyle ilgili söyleyebileceğim temel problemlerden birisi bu ihtisaslaşmayı sağlayabilmek. Yani leğen mandal üretenle üst düzey plastik üretenin ayrımlaştırılmasına ilişkin bir mevzuat çalışması yapılmasını gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz plastik dediğimiz anda hepsini bir torbada ele alıyoruz. Özellikle yatırım teşvik kararnamesi anlamında. Bu bizim açımızdan problemli noktalardan birisi. Katılımcılarımız da bunu teyit edeceklerdir. Peki Emrah Bey, çok çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Şimdi Yavuz Bey, sizden başlayayım. Emrah Bey'i dinlediniz. Bu noktada sizin görüşleriniz nedir? Tavsiyeleriniz nedir? Hem yerli hem yabancı yatırımcının daha rahat yatırım yapabilmesi için. Evet. Zeliha Hanım, tabii şunu söylemek lazım. Teşvik uygulamasının ülke kaynaklarının doğru bir şekilde katma değerli ürünler üretilebilecek şekilde, dış ticaret açığını azaltacak şekilde kullanılması muhakkak önemli. Bu konuda yapılacak şeyler vardır. Ama şu anda ben Türkiye'nin teşvik uygulamalarının iyi olduğunu düşünüyorum plastik sektöründe. Özellikle plastik sektöründe bakıldığında
Bizim uygulama sistemimiz ürün bazında şu anda teşvik uygulamada OECD'nin kriterlerine göre yüksek teknolojiye giren ürünlerde orta ve yüksek sınıfta teşvikler var. Yani bugün otomotiv sektörüne yapılan plastik ürünler için teşvikten faydalanabiliyorsunuz. Veya bir medikal demin örnekte olduğu gibi Evet. Emre ve Emrah Bey'in medikal ürünler için özellikle İstanbul'da dahi olsa ürün bazında teşvik alınabilir. Öncelikli yatırım veya stratejik yatırım boyutunda. Ben tabii daha çok demin söylediğim o yapısal dönüşümleri çok önemsiyorum. Yoksa hiçbir yatırımcı yatırımını teşvikten dolayı yapmaz. Teşvik daha çok devletin bununla alakalı verdiği ekstra bir destektir diye düşünüyorum. Çünkü Evet. eğer bir üretimde karlılık yeterli değilse, kendi içinde iş planı yeterli değilse teşviklere göre yatırımı çok doğru bulmuyoruz. Evet. Ama burada şunu özellikle söyleme ihtiyacı duyuyorum. Türkiye'de yabancı yatırımcı ve yerli yatırımcı ayrımından çok bizim yatırımı arttırmamız çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu noktada da özellikle demin bunu vurguladım. Şu arazi yeriyle alakalı çok ciddi bir sıkıntı var. Bakın bu noktadaki çözüm teşvik uygulamadaki noktanın daha ötesinde bir yaklaşım içeriyor. Çünkü özellikle Türkiye'de küçük ve orta boy işletmelerimizin büyümek için en büyük sıkıntısı zaten dar olan finansmanlarını sabit yatırım dediğimiz arsa üzerine harcaması ve Evet. bunların da maalesef bir rant sistemi içinde çok yüksek bedellere alınıp satılması Hı. sanayinin önündeki en büyük engel. Bunu çözebilirsek bakın teşvikten daha büyük bir Kolaylık içeride sağlanır. kolaylık sağlayacağız diye düşünüyorum. Peki.